Zırhlı araçların camlarını patlattılar, telsizleri ve iletişim ağlarını kopardılar, teknik ekipmanları parçaladılar. Amerikan askerlerinin Afganistan'ı terk etmeden önceki görüntülerine yenileri eklendi. Geride bıraktıkları araç ve cihazların çoğu kullanılamaz hale geldi. Ancak New York Times gazetesi, Amerikan askerlerinin imha operasyonlarını bir adım öteye taşıdı. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'in Afganistan'daki son üssünü nasıl boşalttığını anlattı. Gizli tahliyeler ve planlanan yıkımlar adlı yazıda gazete üssün uydu fotoğraflarını paylaştı. Eğitim, işkence ve gözaltı merkezi olarak kullanılan iki bölüm, Nisan ayından bu yana kasıtlı olarak patlatıldı. Buradaki belgeler ve sabit diskler imha edildi. CIA, gizli tahliyeler için kullanmayı planladığı helikopter pistine dokunmadı. Habere göre Kabil Havalimanı'nda tahliyeler gerçekleşirken, yerleşke içinde normal sayının çok ötesinde onlarca araç sıralanmıştı. İddia uydu görüntüleriyle de kanıtlandı. Bu yolla Taliban'ın kontrol noktalarından kaçırılan kişiler helikopterlerle havalimanına götürüldü. CIA 28 Ağustos'ta yerleşkeyi tamamen boşalttı. Geriye üsse 30 Ağustos'ta giren Taliban üyelerinin paylaştığı demir ve kül yığınına dönen silah depoları kaldı. Thank God we are here now, in control of the airport and without any problems.